Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte medya ve siyaset dersimizin 9. haftasını, evet, yanlış hatırladım, 9. haftasını birlikte işleyeceğiz. Bugün içerisinde iki tane sunumum olacak, iki sunum değerlendirmesi yapacağım sizlerle. Gürkan ve Ayşegül'ün sunumları, ki iki sunumda içinde ikinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Emeğinize sağlık. Tabii sunumlarla alakalı yine bu çerçevede bazı temel sorularım olacak. Bunlar üzerinden gideceğiz. Bu arada sunumların her ikisini de arkadaşlar Karatekin ALMS sitesine yükledim. Orada Google Drive link olarak yükledim. Link olarak tıklayınca arkadaşlarımızın hani uzun videolarına ulaşabileceksiniz, tam videolarına yani. Ama ben tabii burada yine slaytlar üzerinden önemli gördüğüm yerleri yine sizlere sorarak, yani sunumları hazırlayan arkadaşlara sorarak ve tabii sizlerin de soruları varsa bu esnada onlar üzerinden giderek dersimizi işleyeceğiz arkadaşlar. Bu çerçevede yapacağız. Önce Gürkan'ı yollama sırasına göre başlamış olalım. Gürkan'ın sunumuyla başlayacağız. Ki Gürkan burada. Ayşegül de burada zaten. Önce Gürkan'ın sunumuyla başlayacağız. Ben bir yandan ekranı şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Gürkan'ın konusu pardon. Hangisi? Gürkan'ın konusu Arap Baharı. Arap Baharı üzerine özellikle Arap Baharı'nın getirmiş olduğu etkiler ve bu etkilerin Türk basınında, medyasında nasıl ele alındığını anlatmaya çalışmış Gürkan, ki bana kalırsa önemli konulardan birisi. Gürkan'ın en azından çizmeye çalıştığı çerçeve, ki burada da zaten bahsediyor özellikle Arap Baharı'nın ne oldu, ki ben sizler zaten temelde bunları istiyorum. İlk başta indireceğiniz konunun ne olduğuna dair, ki onları anlatıyor bize. Arap Baharı'nın nasıl ortaya çıktı, hangi ülkelerde, ki başta Tunus Doğulu herhalde mülakatında da sormuşlar Yasemin Devrimi diye. Onu anlatıyor Gürkan burada. Aslında benim sana ilk sormak istediğim soru şu Gürkan. Daha ziyade temel çerçevede. Arap Baharı'nın en azından yaşanan gelişmeleri biz biliyoruz. İşte Mısır'da, Tunus'ta, Libya'da, sonrasında Suriye'de. Bu çerçevede yaşanan işte halk hareketleri, ayaklanmalar, isyanlar, buna ilişkin Türkiye'nin, hani işin medya kısmına girmeden söylersem, Türkiye'nin bakış açısı neydi? Yani Türkiye'nin dış politika açısından ya da içerideki iç politika açısından da olabilir, fark etmez. Nasıl bir bakış açısıyla yaklaşıyordu? Öncelikle sorun benim bu olacaksa. Hocam sesim geliyor mu? Öncelikle Geliyor. merhaba. Merhaba tekrardan. Hocam aslında ben ilk size de sunumda, canlı sunumda attığımda şunu fark etmiştim. Hüseyin Bağcı Yerel Gazete'de ilk o dönemlerde bizde komşularla sıfır sorun politikamız vardı. O politikamıza o kadar inanıyorduk ki bize herhangi bir şekilde zarar gelmeyeceğini düşünenlerdendik. Aslında bir iki gazetede buna değinmiştim sunumum içerisinde ama o dönemde biz biraz daha Orta Doğu'da bir aktör olma, bir lider olma potansiyelindeyiz. Yani biraz daha olayın dışında tutulmak isteniyoruz. Hani bizim için önemli olan orada gelişmelerde Orta Doğu'da bir aktör ve lider olma pozisyonundayız. Hüseyin Hoca da çok önemli iki şey söylemişti. Ben Arap Baharı'na aslında YouTube'dan bağlandığım için soramadım hocam. Aslında Arap Baharı ile ilgili çok sorum vardı kendisine. Orta Doğu'da demişti, üç tane kültür vardır. Pers, Arap ve Türk kültürü. Bunlar çok önemlidir demişti. Ve öncesinde biz Türkiye'nin bu konuda başta Libya'ya, daha sonra diğer ülkelere karşı yanlış yaptığımız yerler olduğunu söylemişti. Araplar önce İsrail'e karşıydı, şimdi ikisi bize karşı dedi. Yani o konuda aslında hoca da anlatmıştı, tarafsızlık başta Arap Baharı'nda. Bizim önemli olan o bölgede bir aktör ya da lider olma durumumuz vardı. Ben Aslında notu... hani ben aslında sana onu soracaktım. Benim sunumda mesela
eksik gördüğüm hususların başında bu geliyor. O da şu, biraz daha iktidarın, çünkü sen bahsediyorsun, devamlı söylüyorsun zaten gazeteler, işte iktidara yakın gazeteler, diğer gazeteler nasıl bak. Benim burada istediğim biraz daha iktidardan birilerinin ya da iktidarın temel politikası neydi? Bunu şundan dolayı söylüyorum. Şimdi bir yandan da şuradan paylaşmak isterim. 2011 yılında Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir haber. Şu anda sizlere göstermiş oldum. Özellikle dönemin, o dönem içerisinde Dışişleri Bakanlığı'nı yapan, işte biz seminerde de konuştuğumuz Ahmet Davutoğlu. Davutoğlu'nun Arap Baharı'na ilişkin 2011 yılındaki o dönem içerisinde hareketlenmelerin yeni yeni ortaya çıktığı dönem içerisinde yaşıyoruz en azından. Ve Türkiye'nin özellikle belli prensipler geliştirdiğini söylüyor. İşte nedir? İşte değişimin artık gerekli olduğu, barışçıl bir dönüşümün olması gerektiği, işte demokrasi, hukukun üstünlüğü gibi kavramların buradaki otoriter rejimlerde olamayacağını ve bunların değişmesi gerektiği. Aslında baktığımız zaman her ne kadar çok keskin bir çizgide olmasak bile aslında Arap Baharı'ndaki hareketlenmeleri Türkiye'nin daha ziyade Davutoğlu'nun sıfır sorun, işte stratejik derinlik diyelim, o politikada desteklediğini biz görebilmeliyiz. Dolayısıyla bu şu açıdan önemli. Şimdi oraya geleceğim sorumunda tekrar dönersem. Benim vurgulamak istediğim, aslında senin burada bazı gazete manşetlerinde tespit ettiğin hususlarla bunlar arasındaki bağlantı. Çünkü baktığımız zaman burada bazılarını yine genişletebilirsin. Başka gazetelere de bakabilirsin. Birazdan söyleyeceğim. Bu bağlantılar o politikanın aslında ipuçlarını bize gösteriyor. Çünkü baktığımız zaman bazılarından bahsetmiş, işte Yeni Şafak gazetesi ya da Sabah gazetesi. Türkiye'nin çok net bir şekilde bir en azından dahil olma çabasının olduğunu görüyoruz. Ki senin de bahsettiğin gibi. Ama dahil olma aslında dediğim gibi biraz da rejimleri değiştirmek, işte oradaki otoriter rejimlerin yerine işte laiklik ya da demokrasinin üstünlüğü diyelim, demokratik rejimler kurma çabası olduğunu görebiliyoruz. Yani siyasi iktidar o dönem içerisinde bunu çok net bir şekilde destekliyor. İşte benim burada senden biraz daha, bir tık daha fazla istediğim şey, acaba iktidara yakın gazeteler, hani biraz daha bunları genişletebilirsin. Nedir? Başka gazeteler ekleyebilirsin. Yeni Şafak haricinde iktidara yakın kimler varsa. İşte acaba nasıl baktılar? Mesela burada çok güzel bahsetmişsin. Bunu soracağım. Milli Gazete'de Harap Baharı'nda mı? Haberin içeriğiyle alakalı neler gördün? Şu Milli Gazete manşetinde Harap Baharı. Evet, Milli Gazete'de aslında Milli Gazete'yi orada çok beğenebildim mi? Sunumda belli aksaklıklar yaptım hocam. Öncelikle şunu söyleyeyim size. Size önce gönderirken boyut olarak hem de konuşmak istediklerimde biraz bazı yerlerin eksik kaldığını gördüm. Mesela siz de görmüşsünüzdür. İran dini lideriyle İran Cumhurbaşkanı arasında bir, orada uluslararası medyada aldığım bir konuda Hamenei'ni biraz söylemişim. Bu konuda sizden özür diliyorum. İran dini lideri yerine İran Cumhurbaşkanı diye başladığım bir yer var. Onun ötesinde onlar önemli. Onlar çok sorun. Aslında yani. Milli onlar olur. Onlar sorun değil. Benim merak ettiğim şey, hani mesela şu gazetedeki haberin içeriğine baktım. Ben sen buraya koyduktan sonra açtım baktım mesela. Ne gördün mesela şu Harap Baharı başlıklı makalede? Hocam Milli Gazete zaten sizin de bildiğiniz gibi Milli Görüş Hareketi'nin olduğu bir gazete. Yani buradaki yaşanan gelişmelerden aslında İslam coğrafyasında bir mücadele verildiğini ve bu mücadelenin içerisinde de Türkiye'nin bir aktör olma, bir lider olma potansiyelinin olması gerektiğini anlatan bir gazete manşeti olarak gördüm ben Harap Bahar deyince. Biraz orada aslında milli görüşünde sunumda da söylemiştim. Türkiye açısından düşündüğümüzde Milli Görüş Hareketi'ni temsil eden, kuruluş ve felsefesi açısından kendini İslamcı çizgide görmeye çalışan bir gazete. O yüzden burada da Harap Baharı demesindeki amaç İslam coğrafyasında yaşanan gelişmeleri, aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi orada bir aktör, bir lider olma potansiyeli var. Bir de sunumun belli yerlerinde değinmedim. Çünkü burada da konuşacağımızı bildiğim için. Mesela Tunus'ta Ganlıurfa olayında bunu tekrardan SETA'dan falan araştırdığımda gördüm. Mesela Tunus'ta Zeynel Abidin Bin Ali'yi ülkeyi yöneten Ganlıurfa'nın daha sonra Adalet ve Partisi adında bir
parti kuruyor yani. Doğru. Şimdi ben aslında oraya geleceğim. Peki bu hareketler ideolojik açıdan nerede? Şimdi birazdan onu bağlayacağım. Aslında onu görmek istedim ben. İdeolojik açıdan nerede? Yani şundan dolayı bunu söylüyorum sana. Yani işte bu tek adam rejimleri, Zeynel Bin Abidin'i Mısır'da Hüsnü Mübarek veya diğerleri. Bunlar devrilirken kimlerin gelmesi hedefleniyordu? Ya da hangi ideolojik çerçevede hangi hareketler gelmeyi planlıyordu? Ganuşi'den bahsettiğin Ennahda hareketi Tunus'ta. Nasıl bir hareket örneği? Evet. Hani hangi ideolojik çerçevede olan bir hareket? Hocam şöyle, normalde her siyasal iktidarın kendi ütopyasını gerçekleştirmek istediği iki tane bölge vardır. Bunlardan bir tanesi medya, diğeri de bizim bildiğimiz imar ve kentleşme konuları. Aslında burada Arap Baharı'nın başlangıcında bütün nedenleri saydığımızda tek iktidarlar, yani daha çok krallık rejimlerinin olduğu ülkelerde bu kadar çok patlak vermesinin sebebi artık demokrasiye duyulan yoğun bir ihtiyaç ve bu demokrasinin de getirdiği bir siyasal alana nüfuz etmek istenen bir halk çerçevesi var. Benim gördüğüm böyle. Aslında burada Türkiye'nin ilişkilerini Orta Doğu bağlamında değerlendirdiğimizde Adalet ve Kalkınma olarak bir partiyi kuran Ganuşi'den baktığımızda aslında bir AK Parti modeli çizilmeye çalışıldığını İşte gördüm. Bunu istedim. Anlatmak istediğim buydu. Hocam hani, işte onun için anladım belli başlı sonunda bazı yerleri evet fark ettim onu. Aslında sormak istediğim buydu. Hani yanısını beklediğim cevap beklediğim soru da buydu. Aslında hani arkadaşları da burada anlattım. Arap Baharı içerisinde şimdi Davutoğlu'nun haberini gösterdim. Göstermemin sebebi oydu aslında. Arap Baharı'ndaki o temel aktörler işte Mübarek, Zeynel Bin Abidin, Ali, Tunus'ta. Bütün bu aktörlere karşı toplumsal muhalefeti yönetmeye çalışan aktör kim dediğimizde karşımızda aslında AKP'nin çizmeye çalıştığı o nispeten kuruluşundaki ılımlı İslami figürler ya da muhafazakar demokrasi. Bir muhafazakarlıkla aynı zamanda demokratlığı bir araya getirmeye çalışan bazı hareketler olduğunu görüyoruz. İşte Tunus'ta Ganuşi bunun en bilinçli örneklerinden birisidir. Ennahda hareketi olarak geçer. Zeynel Bin Abidin'den sonraki dönem içerisinde seçimlerde ciddi bir başarı almıştır. Şimdi Milli Gazete'nin haber içeriğini o yüzden söyledim. Mesela orada içeriğe değinebilir diye. Haber içeriğine baktığımızda Mursi'den bahsediyor. Muhammed Mursi Mısır'daki İhvan-ı Muslim hareketinin lideri konumunda olan Mübarek kardeşler konusu var hocam burada. Onu da ifade etmiş olayım. Da. Aynen yani İhvan Hareketi dediğimizde hareketin temel perspektifi Mısır'da işte Hasan el-Benna'lardan, Said Kutuplardan gelen bir Müslümanlık çerçevesi içerisinde ama o Batı'nın çizdiği katılımcı demokrasiye de karşı çıkmayan hatta işte Mursi'nin seçimlerle nihayetinde iktidara geldiğini görüyoruz. Mübarek devrildikten sonra iktidara geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla hani benim senden istediğim biraz daha bunları genişletmen nedir? Arap Baharı'nın ilk dönemlerinde iktidarlar işte bu tip bizim siyasi iktidara benzeyen diğer iktidarlar gelmeye başlayınca iktidara yakın gazetelerin övgü dolu manşetlerini biz görüyoruz Mısır'da işte Mursi'yi öven ya da Tunus'ta Ganuşi'yi öven. Fakat daha sonrasında özellikle son dönemde 2015-16'dan sonraki süreçlere baktığımızda biz Arap Baharı'nın farklı evrilmeye başlandığı, işte toplumsal geçişlerin barışçıl bir şekilde olmamaya başladığı, tekrar kaosun, işte tekrar darbelerin, tekrar hareketlenmelerin olduğunu görebilmekteyiz. İşte o zaman da gazeteler eleştirmeye başladı. Yine aynı içinin de enteresanı, aynı paralelde olan gazeteler bu sefer Arap Baharı'nı eleştirmeye başladı. Milli Gazete'nin bu haberi aslında içerik olarak ben incelediğimde gördüm. Mursi iktidarından sonra işte Sisi'nin gelmesi, askeri darbe bu sefer de Arap Baharı, Harap Baharı'na dönmeye başladı. Örneğin yine bu noktada siyasi iktidara yapılan bir gazete, açıp bakarsın, araştırırsın, Yeni Akit Gazetesi. Akit Gazetesi'nde özellikle Arap Baharı'nın sertçe eleştirdiği şeyler var, dönemler var. Hatta daha ilgincini de söyleyelim. Davutoğlu örneğinden verdik. Davutoğlu başbakan olduktan ve başbakanlıktan istifa etmek zorunda kaldıktan sonra yine iktidara yakın gazetelerin bu sefer Arap'ın daha sert bir dille eleştirmeye başladığını görüyoruz. Dolayısıyla aslında burada olan bir husus siyasi iktidarın dış politikadaki değişimi
Görüşümü. İşte bugün baktığımızda mesela oraya da bağlayabilirsin. İşte Türkiye'nin Mısır'la ilişkileri tekrar başlatması. Gazetelerin, yine aynı gazetelerin bunu işte bir başarı olarak sunmaya başladı. Şimdi baktığımız zaman bir yerden bir yere bir dönüşüm var. Dolayısıyla benim size derslerde anlatmaya çalıştığım hep aynı şey. Medya siyaset ilişkileri dış politikayı da iç politikayı da değişikliklerden doğrudan etkileniyor. Birazdan Ayşegül'ün sunumunda bahsedeceğiz. Çok güzel bir örnek o noktada iç politikadaki değişiklikler. Senin sunumunda aslında dış politikadaki değişikliklerin halka aksettirilmesi medya kanalıyla o değişikliklerin bu medya kuruluşlarına doğrudan yansıması. İşte Arap Baharı örneği bu yüzden bana kalırsa önemli bir örnek. Dediğim gibi başlangıcına baktığımızda o siyasi çevreler, işte siyasi iktidara yakın çevrelerin desteklediğini görüyoruz. Ama günümüze geldiğinde ise bunu göremiyoruz. İşte mesela Gürkan burada sabahın manşeti sıradaki gelsin diyor. Baktığımız zaman övgü dolu şu. Hani o yüzden dedim biraz o manşetlerin içindeki haberler ya da şu manşetlerin bakış açısı hani o da bizim için önemli. Ayşegül'ün sunumunda bahsedeceğim şimdi o noktada güzel yakalamış. Hani mesela sıradaki gelsin demek şey hani övücü hatta altında bakıyoruz Arap Baharı işte devirdi. Gaddafi'yi devirdi, Mübareki devirdi. Çünkü o dönemki politika anlayışı neydi? Evet, coğrafya içerisinde Türkiye ile o dönem Amerika Birleşik Devletleri'nin ikili ilişkileri gayet iyi. Obama dönemi, Davutoğlu, Obama, Hillary Clinton ve Türkiye'nin rolü bölgedeki coğrafyasında kendisi gibi işte siyasi iktidarları bölge coğrafyasında iktidara taşıyor. Şimdi bu çerçeveden bakarsak iktidara yakın gazetelerin de bu manşetleri atması çok normal, çok olağan. Ama burada bir amayı koyuyoruz. Belki işte burada bir kıyaslama yapabilirdin. İşte biraz daha sonraki dönemler ve şu anki dönemlerle daha sonra nasıl bir değişim yaşandı? Çünkü dış politika değişti. Davutoğlu'nun dış politikası o sıfır sorun işte stratejilerin terk edildi. O terk edilmeyle birlikte farklı boyutlar evrilmeye başlandı. En sonunda işte Türkiye'nin günümüzde hani Arap Baharı'nı en çok desteklediği ülkelerden birisi olan Mısır'la tekrar ilişki kurmaya başladığı bir döneme doğru. Ama şimdi bu değişiklikler, hani size hep onu sorulamaya çalışıyorum. Bu gazete manşetlerini doğrudan etkiliyor. Bu yüzden şimdi bu gazete manşetlerini etkiliyor? İnsanlardaki algıları da etkiliyor. Şimdi mesela Mısır'da biz yaşananları hatırlıyoruz. Türkiye'yi nasıl etkilemişti mesela Türkiye'deki siyaseti Mısır konusu? Bugün bile mesela siyasi iktidar için Mısır çok önemliydi o dönem içerisinde. Gazete manşetlerinden hatırladığın ya da tespit edebildiğin bir şey var mı? Ne vardı mesela Mısır deyince aklımıza ne gelir o dönemde? Aklına gelen Benim başka söylemek isteyen mesela o dönem içerisinde çok slogan ve daha sonrasında da bu slogan devam de ettirilmiş. hocam Rabia Rabia olayı var. hareketi. Aynen öyle. İşte Cumhurbaşkanı'nın dönemki başbakanı diyelim. İşte Tahrir Meydanı'nda öldürülen bir kız üzerinden Rabia isimli bir siyasi slogan haline bunu dönüştürmesi. İşte el işaretleri ki onların da gazeteler vasıtasıyla aslında halka aksettirildiğini biz görüyoruz. Hani burada biraz daha bunu hani daha detaylı incelemen benim için önemli. O hani bunları da eklemiş olsaydım derdi ki tam böyle 30-35 dakikalık ideal olurdu. Hani bu çerçevede biraz daha bu haberlerin içeriğine, yani içerikten kastım yani çok detaylı değil ama ne bileyim manşetlerden işte bir Harap Baharı ya da işte sıradaki gelsin övücü manşetler ya da eleştiren manşetlerden acaba bunlar neler söylüyor, neler anlatmak istiyor? Ha bu anlattıkları içerisinde bizim nasıl sonuçlara ulaşmamız gerekiyor? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Dediğim gibi aslında veri var. Veriler biraz daha detaylandırılabilir sende. Biraz da dediğim gibi o dış politikadaki değişikliklerle bağlantıyı kurmamız gerekiyor. O bağlantıyı kurduğumuz anda biz deriz ki evet tam bir medya siyasi ilişkisi çünkü niye? Güncel siyasetteki değişmeler iç siyaset ya da dış siyaset doğrudan doğruya medyanın hareketlerini, manşetlerini,
değiştiriyor. Türkiye'de çok sık yaşanır. Birazdan örnekte konuşacağız. Aynı gazeteler, aynı sahiplere bağlı gazeteler, aynı iktidarla olan ilişkileri aynı olan gazeteler bir konu hakkında 3 ya da 4 sene sonra bambaşka manşetler atabilir. Şimdi bu nasıl oluyor dersek, bu sorunun cevabı işte bizim size derste anlattığımız medya siyaset bağlantısı, siyasi düzlemdeki gelişmelerin, değişimlerin, dönüşümlerin doğrudan doğruya o medya kuruluşlarını etkileyebildiğini biz görebiliyoruz. Bu açıdan önemli Gürkan. Benim en azından sunumda temelde görmek istediğim, biraz daha fazla görmek istediğim hususlar bunlardı. Yani buraları biraz daha dediğim gibi genişletebilirsin. İşte farklı gazetelerle bunları mesela daha ileri bir boyuta. Mesela şey görebildin mi hiç o dönem içerisinde? Biraz daha ne söyledik? İşte Mursi geldi, Tunus örneği Ganuşi geldi. Baktığımız zaman daha İslami iktidarlı. Peki Türkiye'deki daha laiklik kaygısı, hassasiyeti yüksek olan gazeteler bunlara nasıl baktı mesela? Örneğin Cumhuriyet, örneğin Sözcü, örneğin diğer gazeteler. Mesela bu da bir soru işareti benim sonunda en azından gözlemledim. Hiç bakabildim mesela araştırdım. Hocam ben burada aslında Posta Gazetesi'nin bir manşetini almıştım. Orada bahar ve sonbahar manşetiyle atılan bir etiket vardı. Aslında o dönemde kendini isim vermiş ve toplumsal tabanda belli kitlelere seslenen gazetelerin Cumhuriyet, Posta, Hürriyet, o dönemdeki gazetelerin büyük bir çoğunluğunda aslında ulusal çıkarların daha çok korunmaya çalışıldı. Mesela bugün Yeni Şafak'taki kıyaslamasını sunumda yapmıştım ama biraz daha açmam gerekirse, ya orada bir aktör ve lider olma potansiyelini Körfez'deki gelişmelerden ziyade sunumda da söyledim, tekrardan ifade edeyim. O dönemde aslında bir Afro-Amerika rüyası vardı. Yani Orta Doğu'da Obama'nın geldiği o Müslüman coğrafyadan gelmesinin Orta Doğu'da yeni bir ılımlı bir rüzgarın eseceğini, aslında bir arabulucu ve yatıştırıcı bir politika izleyeceği bekleniyordu. Ama bunun da Libya olaylarından sonraki milis güçlerin, aynı zamanda Amerika'da yaşanan 2001'deki o İkiz Kuleler olayıyla ilişkili bahar ve sonbahar etiketiyle paylaşılmış. Aslında burada biraz daha eleştirel, aslında eleştirel bakılıyor. Yani şundan dolayı da eleştirel bakılıyor. Hani bu biraz da iç politika, birazdan iç politika konuşurken bahsedeceğiz. İçeride de 2010-11 baktığımız zaman Türkiye'deki iç siyaset içerisinde yine laik muhafazakar çatışmasının hassasiyetinin yüksek olduğu bir dönemde yaşanıyor. Dolayısıyla o dönem içerisinde hani Posta vermişti. Hani Posta baktığımız zaman çok haber odaklı bir gazete değil elbette o dönem içerisinde. Ama mesela Cumhuriyet'e bakarsak ya da Sözcü'ye bakarsak benzer şekilde biraz da o dönemde olan Amerikan karşıtlığı, çünkü o dönem içerisinde Amerikan karşıtlığı en azından muhalefet güçlerinin daha belirgin savunduğu, öte taraftan iktidarın tam tersi, senin de bahsettiğin gibi Amerika'yla iyi ilişkiler içerisinde olduğu bir dönem. Dolayısıyla Türkiye'deki iç siyasetteki konumlama doğrultusunda o ılımlı İslam projesinden de rahatsızlık duyan muhalif kesimin ya da kanatın medyadaki sözcülerinin de gazetelerinin de eleştirel baktığını görüyoruz. Hani Posta'da burada bir başlık görüyoruz. Burada bunu biraz daha dediğim gibi genişletebilirsin. Nedir? İşte örnek olarak Cumhuriyet'i verirsin, Sözcü'yü verirsin. Onların özellikle Libya'da ya da Suriye'de Esad'a karşı ya da diğer coğrafyalardaki bu değişimleri mübareğe karşı Mısır'da nasıl değerlendirdi, eleştirdi mi, eleştirdiyse hangi yönlerden eleştirdi? Peki baktığın zaman arşive inersen o eleştirileri de görebileceksin. Yani bu da mesela senin sunumunda benim eklemek istediğim önemli hususlardan birisiydi. Senin bir sorun var mı kafana takılan bir husus? Hocam aslında ben sunumu biraz kısa tutmamın sebebi de aslında derste belli başlı konuları da konuşacağım içindi. Aslında Tunus'ta adalet ve kalkınma modelini burada bahsetmek istedim. Mesela artık sunumda çok ifade edebildim mi bilmiyorum ama o geleneksel medya çizgisinden biraz daha böyle mesela Arap Baharı için sosyal medya, Twitter ve Facebook devrimi diye biliniyor diğer bir şekli. Yani çünkü biz Arap Baharı'nı aslında çok
küçük bir hareketlilikle başlayan bu kitlesel hareketliliğin bir anda sosyal medyada çok geniş yankılandığını gördüm. Yani o dönemde Tunus medyasına ben El Cezire'den, aslında Reuters'tan, birçok gazeteden bakmaya çalıştım ama hani o dönemlerde hem iktidar ya da muhalif güçlerin medyayı kontrol etme prensipleri olduğu için o dönemde sadece Facebook'tan ya da Twitter'dan belli görsellerin olduğunu gördük. Bu sadece aslında uluslararası medyaya, uluslararası dünyaya karşı değil, bize de bir şey göstermiş oldu. Çünkü dünyadan aslında örnekler vardı ama sunumun içerisine koymak istemedim. Mesela 2009'da Moldova'da yaşanan Twitter devrimi. Mesela bunun için Tunus'ta 90 bin kişinin bir anda Facebook aracılığıyla kitlesel halk hareketlerine dönüşmesi, Amerika'da Washington Üniversitesi'nde Mısır'da yaşanan gelişmeler için başlangıçta 23 bin tweet atılıyorken bir anda 230 bin tweet'e dönüşmesi, sosyal medyanın aslında sadece uluslararası anlamda değil, Türkiye'de de çok büyük yansımaların olduğu. Sosyal medya önemli ama bu çerçeve biraz daha bu konunun dışında kalıyor. Yani dışında kalıyor demeyeyim, şöyle diyeyim, ayrı bir konu başlığı olabilir. Özellikle sosyal medyaların Arap Baharı ile birlikte işte halk hareketlerinde, toplumsal hareketlerdeki rolü. Evet, önemli bir konu. Tüm ülkeleri, Türkiye'de dahil olmak üzere etkileyen bir mesele. Ama hani benim senden biraz daha dediğim gibi bu çerçevede istediğim biraz daha fazla gazete manşeti ve fazla dediğim gibi derinlemesine ilgili. Hani bu hususlardan ziyade. Hani benim eksik görebildiğim husus. Bir süre konusuna çok şey yapmayın. Hani çok da uzun olmasın şimdi her şekilde bahsedeceğim. Biraz uzun olmuş ama hani olabildiğince de her şeyi anlatmaya çalışıyorum. Çünkü ben dersteki değerlendirmelerimde hani bunu diğer arkadaşlar için de söylüyorum. Hani 35 dakika, 30-35, 40 dakika diyelim maksimum anlatırsanız hani her şeyiniz tam olsun ki ben soru cevabı bu noktada sizlere yine yönlendireyim. En azından eksikler varsa ona göre söyleyelim. Yani o işte bunu sınıfta söyleriz, bunu söylemeyeyim demeyin. Mesela işte Ganucci önemli bir şey. Ben mesela sunumu izlerken hani onu bir tık bekledim senden. Hani soru cevapta da bunu yapıyoruz ama en nihayetinde hani canlı sunum yapmadığımız için bunları canlı sunummuş gibi sunmanızı isterim. O önemli. Ama dediğim gibi tekrardan emeğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Senin bir sorun var mı bu arada? Önce onu sorayım. Hocam ben teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir ilgi olmuş. Evet, aslında değinmem gereken yerlere biraz daha küçük nüanslarla değinseydim, aslında derste konuşuruz diye biraz arka planda bırakmıştım ama keşke oralarda değinseydim. Biraz aslında yine de en azından konuşmuş olduk. Soru cevapla yapmış olduk. Bir kısmını benim aslında size çok vaktinizi almadan çok kısa bir soru sormak istiyorum. Tabii. Bu konuda. Benim en azından bu medyada gördüğüm şöyle bir durum var. Yani Türkiye'de medya konusunda gerçekten çok büyük bir kırılma var. Niye? Yani bugün Sabah Gazetesi'ne baktığımızda gerçekten Sabah Gazetesi'nin TMSF'den devredildiği, şu an hala da kimin ortakları arasında olup olmadığı birçok muallak var. Mesela ben o size bahsettiğim uluslararası medyalardan bir tanesi olan mesela Reuters'ın, Thomson Reuters'ın en son mesela veliahtlarından bir tanesi vefat etti ama bizde bu aslında medyada bu kadar çok kırılmasının her gün mesela yok şuraya satıldı, buradan devredildi, şuraya geçti olmasının da temelde bir iktidar medya bağlamında mı olduğunu çok merak ettim. O yüzden size sormak istedim aslında bu konuda. Biz bunu aslında kısmen tabii çok detaya giremedik. Vizeden önceki hafta. Türkiye'deki siyasi medyanın gelişimi, değişimi, dönüşümü doğrultusunda aslında baktığımızda 80'ler 90'larda yavaş yavaş ilk hususları görmeye başladık. Nedir o ilk hususlar? İş adamları. Yani medya sektöründen olmayan, işte normal bazı iş adamları. Hatta sen bazılarından bahsediyorsun sunumda da. İşte o inşaatçılar, vesaire. Farklı dallardan iş adamlarını 80'lerde 90'larda medya sektörüne dahil olmaya başladık. Şimdi bu durum şöyle bir sorun yaratıyor. Senin sorduğun soruya cevaben. Şimdi bir iş insanı, farklı alanlarda çalışan bir iş insanı medya sektörüne giriyor. Şimdi bunun medya sektörüne girmesinin temel sebebi kar. Kar amacı gütmesi. Yani nedir? Ben bir gazete kuracağım, bir televizyon kuracağım ve oradan kar elde edeceğim. Şimdi sizin kar elde edebilmeniz için belli
düzenlemelerin olması gerekiyor bir. İkincisi bu düzenlemelerle birlikte sizin mevcut siyasi düzenle de iyi anlaşmanız gerekiyor. İyi anlaşmadığınız zaman tabii bu bahsettiğim husus tamamen demokratik toplumlarda olan bir şey değil ama demokrasilerinde sorun yaşayan husus topluluklarda böyle bir durum var. Medya işte siyasi düzenle iyi ilişkiler içerisinde var. İyi ilişkiler içerisinde olmadığınız zaman siz kaybetmeye başlıyorsunuz. En bilindik örneklerinden birisi Türkcell'in sahibiydi, Çoft TV'nin de sahibi Mehmet Emin Karamehmet. İşte iktidarla çatışmaya girdi. Sonrasında işte TMSF aynı muhabbetler. Cem Uzan siyasi parti kurdu. Elindeki televizyon kanalı ondan sonrasında bertaraf edildi. Dolayısıyla bu çok sık değişimlerimiz siyasi iktidara bağlı olarak görüyoruz. Bugün siyasi iktidar değişse büyük ihtimal o gazetelerin büyük çoğunluğu da tekrar el değiştirecek. Çünkü oturan bir sistem yok. Anlatabildim mi? Hani sen diyorsun ya Reuters, işte BBC ya da Avrupa'daki, Amerika'daki sistemler içerisinde oturmuş bir yapı var. Bu oturmuş yapı içerisinde X iktidarın, Y iktidarın gelip gitmesi o işte gazete sahiplerinin ya da televizyon sahiplerinin değişmesine yol açıyor. Ama maalesef diyelim buna biraz da üzülerek söylüyoruz. Bizim gibi ülkelerde iktidar değişiklikleri, politika değişiklikleri bunları doğrudan değiştiriyor. Ve doğrudan etkileyebilen bir durum oluyor. Şimdi bahsedeceğiz Ayşegül'ün sunumunda. Yani 5 sene önce iktidarla aranız iyiyse en iyi şey oluyorsunuz, gazete oluyorsunuz. Kötüyse bir anda işler değişmeye başlıyor. Ya da iktidar değiştiğinde bir anda işler değişmeye başlıyor. Şimdi işler değişince, kar elde edemeyince adam ne yapacak? Gidecek gazetesini satacak, devredecek ya da işte dediğim gibi devlet tarafından ona el koyulacak. Dolayısıyla o oturmamışlıktan dolayı senin bahsettiğin işte diğer ülkelerde o sistem oturduğu için medya kuruluşlarında öyle büyük değişiklikler göremezsin. Yani iktidar değilse bile. Ama bizdeki sıkıntı o sistemin oturmaması. Ama o sistemin oturabilmesi için medyada bir değişikliğe gerek yok. Tamamen komple zihniyetin değişmesi ve demokratik bir yapının tüm siyasi yapı içerisinde oturması lazım. O olmadığı müddetçe bunlar yaşanacak. İlerleyen senelerde de başka şekillerde göreceğiz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Evet, sağ olun. Çok teşekkürler. Rica ederim. Şimdi aslında senin sorunla da bağlantılı Ayşegül'ün sunumuna geçeceğiz ki bana kalırsa buradan yine göstereyim. Yansıtayım bir yandan. Ayşegül de zaten burada. Ben diğer sunumu bu esnada kapatayım. Şu anda Ayşegül'ün sunumunu görüyor olmamız lazım. Diye düşünüyorum. Öncelikle emeğine sağlık Ayşegül. Çok teşekkür ediyorum. Biraz uzun oldu. Rica ederim. Evet. Son dakikaya kadar izledim. Yani son 5 dakika kadar bitti ders. Ben teşekkür ediyorum hocam. Ama emeğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. İstediğim çerçeveyi oturtmuşsun. Ondan dolayı da çok memnunum. Sadece birkaç ufak nüans var yine benim ekleyeceğim ya da en azından sana sormak isteyeceğim. Ki sunumda aslında bahsediyorsun balyoz davası nedir, ne değildir diye. Ama ben daha ziyade bununla birlikte bir şey sormak istiyorum. Aslında şey çok güzel, özellikle sunumu izlemenizi de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kıyaslama, karşılaştırma noktasında Ayşegül o noktayı çok iyi yakalamış. Benim şimdi size bahsettiğim işte biz ne diyoruz? Bizim temel argümanımız ne? Siyasi ilişkiler, siyaset değiştikçe, dönüştükçe işte iktidar ilişkileri vesaire bunlar doğrudan etkileniyor. Nedir bu doğrudan etkilenmeden kastımız? İşte yaşanan gelişmeler, bütün bu sorunlar, sorunsallar medya kuruluşlarını da doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla biz bunun çok bir bilindik örneğini Ayşegül burada yakalamış. İşte balyoz davasındaki o soruşturmalar daha sonra kumpas ortaya çıkınca işte belgeler gerçek olmadı ortaya çıkınca aynı gazeteleri 180 derece bambaşka bir yayın politikası izlemesi. Hani bizim aslında anlatmaya çalıştığımız bu derste bu. Doğrudur yanlıştır ben işin orasında zaten değilim. Hani ben onlarla çok ilgilenmiyorum. Herkesin kendi nihayetinde kişisel görüşüdür. Ama bunu vurgulayabilmek önemli. Yani bakın aynı gazete aynı sahibi var. Gazetenin sahibi değişmemiş. Gazetenin herhangi bir çizgisi değişmemiş. Hiçbir şey değişmemiş. Ama baktığımız zaman bir anda dönüşen bir şey görüyoruz. Perspektif görüyoruz. Sistem bir anda dönüştüğünü
tespit edebiliyoruz. O zaman işte o soru geliyor. Yani demek ki siyasi dönüşüm bunu doğrudan etkiliyor. Ki Ayşegül de sunumda bunlardan bahsediyor. Ama ilk soracağım dediğim gibi hani Balyoz sürecinden bahsetmişsin. Ama benim merak ettiğim husus Balyoz sürecini burada anlatıyor Ayşegül sunumda zaten. Bu süreç esnasında ya da o yıllar içerisinde düşünelim 2011 diye. Türkiye'de siyasi düzen nasıl? Yani nasıl bir siyasi gelişmeler vardı ya da bir kamplaşma mı vardı? Nasıl bir siyasi çerçeve vardı, düzen vardı? Önce onu sormak istiyorum sana. Ben bunu çok araştırmadım açıkçası ama yeni iktidara gelmiş bir hükümetin yani ondan öncesinde kumpası kuran zaten cemaat olduğu biliniyor. FETÖ'cülerin olduğu biliniyor. Ve bu hükümetten öncesinde bunlar zaten olduğu için sanırım hükümeti bir tehdit olarak görüyorlar. Askeriyeyi zaten sevmiyorlar. İkisini bir arada şey yaparak hani hem askeriyeden yani nasıl söyleyeyim askeriyeyi sevmedikleri için hükümete yakınlaşmaya çalışıyorlar. Biraz daha geriye dönersek, diğer dersleriniz de alıyorsunuzdur belki Türk siyasal hayatı tarihi dersleri alıyorsanız o yüzden de sorayım. Mesela 2007 yılında Türkiye'de ne olmuştu? Hatta geçtiğimiz hafta konuştuk. Doğru unuttum. Burak'ın sunumunda. Geçtiğimiz hafta ne konuşmuştuk? 2007'de Cumhurbaşkanlığı krizi yaşanan muhtıra. Şimdi bu durum neydi? Mesela bizi bahseden 367 krizi Kübra'nın bahsetti. Şimdi o yılları düşündüğümüz zaman şöyle bir tablo var. Bir siyasi iktidara gelmiş 2002 yılında. Milli Görüş geleneğinden geldiği en azından söyleniyor, tartışmalı. Onlar diyor ki biz hayır o gömleği attık vesaire. O tartışmalar. Ama öte yandan da bir de askeriye var. Asker de bu noktada böyle bir iktidar oldukça temkinli yaklaşıyor. O temkinli yaklaşma askeriye içerisinde de bazı grupların aslında iktidarı istememesine yol açıyor. Şimdi bu tablo içerisinde baktığımızda 2007'de muhtırayı görüyoruz. Muhtıra 22 Nisan işte bahsetti geçen hafta konuştuk derste. Bu muhtıra girişimini gördüğümüz zaman bir anda askerle işte Cumhuriyet mitingleri düzenleniyor. Yani Türkiye'de asker dediğimiz zaman aslında askeri bürokrasinin büyük kesimlerin desteklediğini görüyoruz. Sen de sunumda zaten bahsediyorsun gazeteler üzerinde. Diğer tarafta muhafazakarlar var. Dolayısıyla aslında biz 2007'de bir laik muhafazakar çatışması görüyoruz. Ama siyasi iktidar için problem o değil. Siyasi iktidar aslında bunu oldukça başarılı bir şekilde siyasi ajandasına yedirebilen bir iktidar. Oyları ama alabilen bir iktidar. Ama öte yandan temel problemleri şu. Şimdi 2007'de muhtır oldu. Biz siyaset kanalıyla bunu bertaraf edebildik. Ama bizim askeri yönetimi artık tamamen kontrol altına almamız lazım. Çünkü benzeri bir girişim olur ise ya da benzeri bir durum olur ise neler yaşanacaktı? Böyle bir riski göze almamak adına özellikle 2007-2008'den sonra bu sefer mücadele etmeye başladığını görüyoruz. Ergenekon, Balyoz burada bahsediliyor. Bir anda hızlı operasyonların düzenlenmeye başladığını görüyoruz. Çok ilginçtir. Muhtıra girişimine imzasını atanlardan ziyade burada bambaşka konularda Ayşegül de sunumda bahsediyor. Göreceksiniz daha sonra sahte olduğu çıkan delillerle askerlerin yargılandığını görüyoruz. Onun yerine muhtıra yayınlayanlar hiçbir zaman Türkiye'de yargılanmadı. 22 Nisan 2007 muhtırasını yayınlayanlar. Dolayısıyla hedefin farklılaştığını rahatlıkla gözlemlemekteyiz. İşte o hedef farklılaştığında başka politikalar giriyor. Ayşegül'ün özellikle sunumda bahsettiği husus. Hani benim bu soruyu sana sormamın sebebi oydu. Hani bir arka planı var aslında. Bir anda yani işte gidelim de işte Balyoz yapalım, kumpasla askeriyi yok edelim. Hayır, belli bir arka planı vardı. İşte yaşanan gelişmeler, kapatma davası vesaire. AKP'nin tekrar bunlarla hani karşılaşmamak için bir stratejisi. Yani bir hamlesi. Nedir? İşte askeri artık kontrol altına almak lazım. Nasıl lazım? Ya da nasıl yapacağız biz bunu? İşte orada hani Ayşegül'ün sunumda bahsetti. Burada slide'da göreceğiniz bir operasyonla, medya operasyonuyla kim o operasyonda başında taraf gazetesi olacaktı. Ki bahsettin aslında Fethullahçı yapılanma çok daha önceden olan bir yapılanma. Kökleri 90'lara kadar olan bir yapılanma. 80'ler hatta 80'lerin sonu.
Dolayısıyla böyle bir yapılanma, tabii siyasi iktidarın en büyük sorunu şuydu o dönem içerisinde. Biz kapatma davasını hallettik, muhtırayı hallettik. Askeri kontrol edeceğiz ama nasıl edeceğiz? Çünkü bu kontrolü sağlayabilecek bir insan kaynağının olması gerekiyor. Ama o insan kaynağı işte Fethullahçı yapılanmanın 80'den 90'dan beri eğitim alanı başta olmak üzere sürekli olarak büyümesiyle o insan kaynağını aslında siyasi iktidara bir nevi sağladı. Ha, daha sonrasında paylaşılamadı, paylaşım kavgaları yaşandı. O ayrı bir konu. Onlar bambaşka bir tartışma konusu. Ama o dönem içerisinde bu ortaklık var. Ve bu ortaklık işte önce bir Taraf Gazetesi'nin ortaya çıkışı ki önce bahsetmemiştim, sonra galiba sunumun sonraki kısmında yakaladım onu. Hani gazete nedir diye bir ara soracaktım. Sonradan unutup eklediğini fark ettim videoda. Gördüğümüz zaman baktığımızda dışarıdan liberal gözüken ama öte yandan işte bazı muhabirlerinin daha sonra görüyoruz işte doğrudan FETÖ ile bağlantısının olduğu ortaya çıkan. Dolayısıyla yaptıkları haberlerde de bunların olduğunu görebiliyoruz. Tabii bu haberler ki detaylarıyla Ayşegül vermiş manşetleriyle teşekkür ediyorum. Gayet de derinlemesine olmuş. O da benim için önemli. Ve manşetleri de yorumlamışsın ki bu daha önemli. Hep onu söylüyorum. Hani manşetleri veriyorsunuz ama bir de bunların yorumlanması var. Ve bakıyoruz ki işte haberler ortaya çıktığı zaman bu yapılan yargılamaları eleştiren, işte kıyasıya acımasızca eleştiren, yani eleştirenden kastım işte askeriyi suçlayan, hatta zaman zaman hakaretamiz ifadeler dahi kullanan gazeteleri görüyoruz ki büyük çoğunluğu, Ayşegül sunumda bahsediyor dinlersiniz, gazetelerin çoğunluğu iktidara o dönem içerisinde yakın olan gazeteler. Tam tersi işte Sözcü'den örnek vermişsin, muhalefet gazeteleri, daha sonra Aydınlık da veriyorsun ki o da önemli bir gazeteydi o süreç içerisinde. Onlar da eleştirel bir bakış açısı ile en azından bakıyorlar. Ya burada bir şey soracağım, orada hiç baktım mı bilmiyorum. Tabii sen biraz daha eleştirel ve destekleyenler olarak bakmışsın ama merkez medya kısmen o dönem hala var. Her şey en azından siyasi iktidar %90'ı kontrol etmiyor, öyle söyleyeyim. O dönem içerisinde Hürriyet, yani Aydın Doğan medyası hala 2013'te devrediyor. Çünkü nasıl bakıyordu? Hiç böyle bakabilir mi Hürriyet, Milliyet, daha merkezde yer alan gazeteler? Ya, onlar iddia olarak vermişlerdi manşetlerde. Devamında bir planlama tarih yaptığım için hepsini aynı kaynaktan bulamadım. Ben o yüzden onları koymadım aslında. Evet, aslında onu söyleyecektim. Hepsi olsun istediğim için. Aynen. Yani şeylerde... O şeyi anladım yani şurada görüldüğü gibi. Hani iki farklı bakış açısını yansıtmaya çalışıyorsun ama o dönemde ilginçtir mesela. Diğer merkez medya çok fazla müdahil olmadı ya da olmak istemedi. İki Aydın Doğan artık yavaş yavaş en azından devir koşullarını hazırlıyordu. Artık devretmek istiyordu. Yani en azından o süreç içerisinde bu tip tartışmalar çok müdahil olmak istemedi. Yani ne iddia olarak verip hani ne taraf olmak ne karşısında olmak. Etliye sütliye karışmak istemiyordu. Çünkü bir önceki dönemde ciddi baskılara uğramıştı. İşte vergi cezaları vesaire vesaire. Dolayısıyla bu siyaseti doğrudan etkileyen bir husus oluyor ki zaten Ayşegül sunumda bunlardan bahsediyor. O değişimi dönüşümü bize çok güzel anlatıyor. Çünkü hani göreceksiniz aynı gazeteler işte neyin tatbikatı, balyoz vurulsun Yeni Asya, Vakit'te işte sert haberler, diğer gazetelerdeki haberler, Zaman Gazetesi ki zaten o dönem içerisinde FETÖ'nün yayın organı olduğu için doğrudan destekleyen operasyonları, kumpasları, aynı gazeteler, geçiyoruz aşağılara iniyoruz, daha sonra beraat kararları yansıdığı zaman bir anda gazeteleri değiştiğini görmeye başlıyoruz. Akşam gibi gazeteler kumpas demeye başlıyor, diğer gazetelerde aynı gazeteler, bakın Türkiye işte balyoz düştü, balyoz vuran Türkiye bilmem kaç sene önce ya da diğer gazeteler Yeni Asya örneği hiç değinmiyor. Milli Gazete çok küçük işte balyoz düştü ibaresi yapmaya başlıyor. O zaman da şu soru karşımıza çıkıyor. Yine aslında satır aralarında söylüyorsun bunu ama biraz daha böyle net bir cevap olsun diye bu soruyu soruyorum. Kumpasların ortaya çıkışını biz anlıyoruz. Zaten kumpaslar ortaya çıkınca evet gazeteler de değişiyor. Ama gazetelerin politika değiştirmesi ya da manşetleri değiştirmesi, işte daha sonra bunları görmemeye başlaması acaba bunun temel sebebi sadece
yargıda ortaya çıkan kumpasların, yani yargıda kumpasların ortaya çıkması mı, yoksa başka bir siyasi gelişme mi bunu etkiledi? Bu süreçte sahipleri değişebilenler, hükümete yakınlaşmak isteyenler var. Sahipler mesela Doğu Perinçek tamamen karşıyken daha sonra hükümete yakınlaşıyor Aydınlık Gazetesi'nde. Mesela bunlar şey değişimi. Aynen. Hani gazetelerin el değiştirmesi var. Türkiye Gazetesi'nde mesela daha ortadayken daha sonra iktidara yakınlaşıyor süreç içerisinde. Yakındı ama daha da yakınlaşıyor. Bu süreçte yine başlıklara da etki ediyor bunlar. Gazetelerin el değiştirmesi çok önemli. Hani onu bahsediyorsun, çok güzel. O mesela bir sebep. Ama benim istediğim spesifik bir şey var. 2013'ün sonlarında ne oldu da? Ne yaşadık? Aralık 2013. İktidar kimle kavga etmeye başladı? Cemaatle, Gülen cemaatiyle kavga etmeye başladı. Bu kavga daha sonra işte FETÖ'nün paralel devlet önce olarak çıkıyor. Daha sonra FETÖ. Şimdi bu kavga neye yansıyor? Aslında bizim bu değişimlerin temelinde o var. Eğer biz o değişimi, o kavgayı görmüyor olsaydık bu manşetleri de aslında göremeyecektik. Çünkü o kavga bir anda siyasi iktidarın ya bunlar devleti ele geçiriyormuş, haberimiz yokmuş, hiç görmemişiz gibi bir bahaneyle bir anda bunu anlamasına yol açtı. Ama bu anlama neye etki etti? İşte buraya etki etti. Çünkü yavaş yavaş işte kumpas olduğu ortaya çıktı, delillerin sahte olduğu ortaya çıktı. Ve gazeteler bir anda ya sahteymiş işte, bizim haberimiz yokmuş deyip eleştirmeye başladılar. Halbuki bu eleştirinin arka planında o çatışma hali var. O çatışma hali olmamış olsaydı, o siyasi dönüşüm, diyorum ya siyaset çok etkiliyor diye. Hakikaten etkiliyor. O siyasi dönüşüm olmamış olsaydı biz belki ne bu kumpasları görebilecektik. 2013-14'te ya da işte tarihte veriyorsa 15'te önce onaylıyor. Hatta çok ilginçtir. Tam Aralık 2013'teki o yolsuzluk muhabbetlerinden çok kısa bir zaman önce Yargıtay onaylıyor. Ama hemen onun akabinde o çatışma yaşandıktan sonra da bu sefer Anayasa Mahkemesi diyor ki ya işte hak ihlali varmış. Yeni anlıyorlar. Daha doğrusu yeni anlıyorlar demeyelim. O çatışma hali buna yol açıyor. Çünkü o çatışmada artık iktidar ne yapıyor? Tamam, biz artık bunlarla ortak olamayız. Bunların derdi devleti ele geçirmek dediği andan itibaren bir anda iktidar medyasının da politika değiştirmeye başlıyor. O politika değiştirmesi de bu olarak yansıyor. İşte gazete manşetlerinde bir anda işte bu kumpas değil mi, kumpasmış, bizim haberimiz yokmuş gibi aslında komik diyebileceğimiz bir şeye dönüşüyor. Ama Türkiye'de bundan çok örnek var. Yine konuşuruz başka örneklerde incelersek. Sadece Balyoz ya da Ergenekon değil, başka konularda da biz şeyleri biliyoruz, yaşanan gelişmeleri biliyoruz. Hatta çok ilginçtir, dış siyasette de vardı. Donald Trump iktidara geldiği zaman Trump hayranı olan gazeteler vardı. Yine iktidara yakın, çünkü Trump'la iktidarın arası iyi olacağı tahayyül ediliyordu. Adam iki ay sonra bir mektup yazdı hakaret eder şekilde. Bir anda aynı gazeteler aynı sayı iki ay ya da üç ay sonra Trump hakaret etti. Çünkü Türkiye'de şu gazete manşetleri doğrudan iktidarın hareketleriyle değişen bir yapıya sahip. Aslında Ayşe Yunus'un bu yüzden benim için oldukça önemliydi. Tam bunu gösteren bir örnek bu açıdan baktığım zaman. Bir husus daha var yine kafama takılan, ne bileyim ama belki ileride yani en azından bu sunum içerisinde inceleyebilirdin. Ya da en azından bakabilirdin diye düşündüğüm bir soru. Onu bir sorayım sana. Şimdi biz bunlardan bahsediyoruz. Gazete manşetlerini görüyoruz. Özellikle kumpas zamanımız konuşuyorum. İşte Balyoz tüy dikti, ürperten iddialar, eşitlere iddialar vesaire vesaire. Peki bu siyasi arenada nasıl bir etki yaratıyor? Biz hep söylüyoruz ya, siyasi düzlemdeki değişiklikler evet gazeteleri etkiliyor. Bir de gazetelerin yayınladıkları bu haberler, peki vatandaşı siyaset açısından nasıl etkileyebilir? Yani bir insan bu gazetedeki okuduklarına göre siyaseti nasıl değiştirebilir? O tarihleri düşünürsek. 2011'de Türkiye'de ne oldu? Örneğin. 2011 yılında ne yaşandı Türkiye'de? Her beş senede bir yaşadığımız. Seçim.
2011 seçimleri. Hani bu yüzden bunu sordum. İşte bakabilirsin. Yani bu biraz daha tabii ayrıntı ama mesela ilginç anekdotlar çıkabilir. 2011 seçimleri. Sizler de hani kendi inceleyeceğiniz konularda seçimlerde de bağlantısınız. Acaba 2011 seçimlerine nasıl etkiledi? Çünkü bu manşetleri görüyoruz. Şimdi bu gazetelerin çoğunluğu halk tarafından, özellikle büyük bir kısmı muhafazakar kitleler tarafından dokunan gazeteler. Şimdi bu gazeteleri okuyan kitle acaba oy verme davranışında bir değişikliğe uğradı mı? Ya da ya işte bu askerin yaptığı çok yanlış bir siyasi iktidarımızı daha çok desteklemeliyiz. Ya da ben kararsızdım. Örneğin çok vardır o. Kararsız seçmendim. Baktım bu haberleri okudum. Yok oyum ne siyasi iktidaradır deyip oy vermiş mi? Bu açıdan da önemli. 2011 öncesi anketlere baktığımızda birkaç sandık sonrası anket vardır. Sandık sonrası anketten kasıt şudur. Gidersin vatandaşa kime oy verdin, neden oy verdin diye sorarsın. Vatandaşların bir kısmı o zamana kadar 2011'e kadar hep ekonomidir Türkiye'de. En çok oy verme davranışını etkileyen faktör. Ama 2011'de ilk kez artık demokrasi, işte sivilleşme, askerileşmeye karşı olma gibi olguların da artık oy verme davranışını etkilediğini görüyoruz. O dönemlerde daha cüzi, bu dönemlerde çok daha yüksek oranlar. O dönemlerde %20, %25 diyeceğimiz oranlar bu dönemlerde çok daha fazla etkili. Dolayısıyla bir anda 2011'deki seçimlerde de etkilemeye başladığını görüyoruz. Vatandaşı, yurttaşı işte şu gazeteyi okuyup, işte ben kararsızdım, gittim bunu okudum, gittim oy verdim. Ya da tam tersi Sözcü'yü okudum, gittim muhalefete oy verdim, kararsızdım ama bunların askeri haksızlık olduğunu düşündüm. İşte muhalefet partisi de bunun temsilcileri de destekler dedim, gittim oraya oy verdim gibi. Dolayısıyla bu da mesela önemli bir ayrıntı. Aklında en azından bulunsun. Bu tip incelemeler yaparken ya acaba siyasi seçimler, seçim diyelim, gelişmeler demeyelim de doğrudan seçimlere nasıl etki ediyor. Ama benim için önemli olan dediğim gibi o kıyaslamayı yapmaktı, o karşılaştırmayı göstermek. Çünkü en başta söylediğim gibi siyasi değişmeler arkadaşlar doğrudan manşetlerin değişmesine yol açabiliyor. Maalesef Türkiye'deyiz. Keşke hani dediğim gibi, demin Gürkan'a söylediğim gibi Avrupa'da ya da Batı'da oturmuş bir sistem olduğu için manşetler ya da gazetelerin hamleleri iktidarlara göre değişmez. Ama Türkiye'de hala böyle bir temel sorun var. Ama o temel sorunu da aşabilmek pek mümkün gözükmüyor. İşte Ayşegül'ün örneğinde verdiği gibi güzel bir şekilde. Hani bu benim için önemliydi. Aynı gazete, ya kardeşim 3 sene önce yazdığınla 3 sene sonra yazdığın nasıl bu kadar farklılaşabilir? Neden bunu sürdüremiyorsun? İşte o zaman da bizim sizde hep konuştuğumuz medya-siyaset ilişkileri karşımıza çıkıyor. Bu ilişkilerin özellikle bizim toplumlardaki gibi toplumlarda çok doğru ve nitelikli bir şekilde değerlendirilmediğini de maalesef görebilmekteyiz. Senin bir sorun var mı Ayşegül? Yok hocam, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, emeğine sağlık. Dediğim gibi gayet derin, güzel bir detaylı bir sunum olmuş. Arada biraz kısaltabilirdim bazılarını ama çok da sorun değil. Evet. İzledik yani, o sorun değil. Benim için önemli olan o kıyaslamayı görebilmekti. Onu da gördüm, ondan da memnunum. Gazeteleri de iyi tanıtmışsın, o da benim için önemli. Ve manşetleri özellikle değerlendirmişsin, onlar da benim için önemliydi. Bu dediğim hususlar biraz daha ufak nüanslar. Hani sunumla alakalı en azından eklenebilecek diyebileceğim ufak nüanslardı. Ama emeğine sağlık. Tekrar teşekkür ediyorum. Güzel bir sunum oldu. İzlerken de bu noktada dediğim gibi gayet bilgilendirici bir sunumdu. Özellikle dersimizin ana teması doğrultusunda. Benim amacım o. Hani o ana temadan çıkmayalım. O ana temayı yakalamışsın. Ondan da dediğim gibi memnunum. Tekrardan emeğine sağlık. Herhangi bir sorusu olan arkadaşlar buyursun. Aslında herhangi bir şey, başka bir sorusu olan. Sunumlarla alakalı olabilir. Dediğim gibi arkadaşlar sunumları izleyin. Final sınavınızda özellikle sunumlarla alakalı da sorular sorabilir. Sorabilirim demeyeyim. Dolayısıyla sunumları izleyin. Dersleri zaten kaydediyoruz. Kayıtları zaten izleriz. Onlar bizim için oldukça önemli. Bundan sonraki haftalarda da sunumlarımıza devam edeceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam Ülkü ve Kübra olması lazım. Eğer yanlışım varsa düzelt. Tekrar bakmadım. Bu arada arkadaşlar aslında normalde gelecek hafta önce bir şey olmayacak dendi. Ders olmayacak, fakülteyle konuştuk. Ben de hani
Kübra'ya da ülkeye soracaktım diye düşünüyordum. Tam o esnada yeni bir karar çıktı üniversiteden. Dersleri yapın dediler. Dolayısıyla dersimiz salı günü olacak. Hani bir 9 günlük idari izin muhabbeti olduğu için bize yokmuş o idari izin. En son üniversiteden gelen kararı o yönde oldu. Dolayısıyla biz derslerimizi yine aynı şekilde devam edeceğiz. Zaten sunum programı sıkışık olduğu için açıkçası ben de çok ertelemek istemiyordum zaten. Dolayısıyla salı günü o noktada sunumlarımıza devam edeceğiz. Onun haricinde arkadaşlar yine sizlerle paylaşmak istediğim bir başka husus var. Geçtiğimiz cumartesi sunumlarımıza şey yapmıştık, seminerlerimize, söyleşimize devam etmiştik. Hüseyin Hoca gelmişti, sağ olsun bizi kırmamıştı. Bu hafta sonu da araya bir bayram gireceği için biraz da arada bayram haftası da olacağı için çok fazla belki söyleşi ayarlayamayız diye biraz cumartesi ve pazar iki program ekledim. İlki biraz benim açımdan da sürpriz oldu ama sizlere özellikle hani medya ve siyaset okuyoruz. İşte medya sektörü, tabii sinema sektörü de bunların içerisinde. Siyasetle bağlantılı bir sektör diyebileceğim bir yer. Ben işte ilk bir yaklaşık bir hafta 10 gün önce aslında sosyal medyada ve çeşitli yerlerde bayağı meşhur olmuştu bir film. Nasipse Adayız. Sanatçı Ercan Kesal'ın kendisinin aslında ortaya çıkardığı bir eser. Daha önceden kitap olarak yazmıştı. Kendisinin bir belediye başkan adaylığı süreci 2004 yılında. Orada yaşamış olduğu maceraları olabildiğince gerçekçi bir şekilde ve Türkiye'deki siyasetin ne olduğunu aslında çok güzel bir şekilde yansıtan bir filmi var. Onu izlemiştim iki hafta önce yaklaşık oldu herhalde. Hatta benim birkaç lisans dersinde de sınav sorusu olarak sormayı da planladım, öğrencilerime izledim. Daha sonra sizlere de hatta derste tavsiye verecektim muhakkak izleyin diye. Sonra aklıma geldi, dedim ki bir Ercan Kesal'a yazalım bakalım nasıl bakar, bir söyleşi gerçekleştirelim mi diye. Sağ olsun kırmadı yine bizi. Tabii ki dedi, buluşuruz öğrencilerimizle. Kendisiyle bir söyleşi ayarladık. Burada filmin afişini de görebilirsiniz. Nasipse Adayız. Dediğim gibi oldukça gerçekçi, Türk siyasetini anlayabilmeniz adına çok güzel bir film. İşte Netflix'te var. Onun haricinde yine ben size link olarak da atarım ama Google'a yazarsanız da birkaç böyle illegal diyebileceğimiz sitelerde de mevcut, en azından ulaşabileceğiniz bir film. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Bir siyaset bilimi okuyan birisi için önemli. Merkez Taşra, yani dediğim gibi o da önemli. Ercan Kesal kendisi önemli bir sanatçı. Yani şu açıdan önemli. Kendisi aynı zamanda bir hekim, bir doktor. Ve Anadolu'da da uzun yıllar görev yapmış bir hekim. Ve çok bunu rahatlıkla, hani siz de sorarsınız inşallah söyleyebilirsiniz. Onu çok rahatlıkla, çok güzel yansıtan bir insan. Çünkü o taşrayı en iyi bilen isimlerden birisi, yaşamış ve yıllarca görmüş olduğu için. Ve bunu da hep sinematografisine, yani yansıtıyor sinemalarında oyuncu olarak. Bir Zamanlar Anadolu'daki muhtar karakteri örneğin uzun yıllar konuşulmuştu. Ercan Kesal'ı canlandırdı. Dolayısıyla onu çok iyi biliyor ve bu filmde de özellikle o taşradan merkeze göç eden kitleler, işte o çeşitli Anadolu'nun şehirlerinden gelen kitleler nasıl yerel siyaseti organize ediyor, yönlendiriyor. Yerel siyasette bürokrasi nasıl, onu çok güzel bir şekilde yansıtan bir film. O yüzden şiddetle filmi izlemenizi tavsiye ediyorum. İzledikten sonra da ilginiz varsa da tabii izleyebilirsiniz. Aynen Gürkan bahsettiğin gibi. Göreceksiniz çok, hem bizim dersimizle alakalı hususları da göreceksiniz. Diğer inceleyeceğiniz derslerle alakalı hususları da göreceksiniz. Kalırsa siyaset bilimci ya da siyaset bilimi okuyanlar için bir başucu eseri olmuş. Tavsiye ederim, gelin, kafanıza takılan sorular olur Ercan Hoca'ya. Ben hocam diyorum ona, genelde doktor da olduğu için aynı zamanda kendisi. Sorularınız olur, sorarsanız güzel bir söyleşi gerçekleştiririz.
Cumartesi günü onunla görüşeceğiz. Pazar günü aslında daha önceden yine biz hani bu biraz daha akademik çerçevede olmayacağı için bir söyleşi. Aslında daha önceden hazırladığım bir akademik söyleşimiz vardı. Onu da COVID-19 pandemisindeki özellikle aşılama ve aşılamanın ekonomi politiği üzerine güncel çalışmalar yapan, yönetişim üzerine çalışan önemli bir profesör Boğaziçi Üniversitesi'nden Ceyhun Ergin, Ceyhun Hoca. Onunla zaten daha önceden sözleşmiştik. Onunla da pazar günü saat 3'te görüşeceğiz. Ben bunların yine size linklerini ileteceğim arkadaşlar. Linklerini atacağım. Güzel söyleşiler olacağını düşünüyorum. O yüzden katılmanızı da şiddetle tavsiye ediyorum. Yani böyle kolay değil. Ben hani hatta Ercan Kesa bana dönmez diye düşünüyordum. Sağ olsun kırmadı. Yani kolay da değil böyle insanları böyle bir araya getirmek. Sizin için de güzel deneyimler olur diye düşünüyorum. Sorularınız olursa da sorarsınız. Güzel bir söyleşi geldi. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bir saati doldurduk. Bazen böyle iki sunum olunca genelde bir saate yakın sürüyor zaten. Önümüzdeki haftada yine salı günü saat 13.15'te dersimizi yine sizlerle birlikte yapacağız. Sunumlarımızı değerlendireceğiz. Birlikte inceleyeceğiz. Saat 13.15'te yine Zoom üzerinde. Tabii hafta sonunda seminerleri söyleşimde sizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlığınızı, saatiniz her zamanki gibi dikkat edin arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Çalışmanızda kolaylık.